Şimdi moralli geldiğimiz bir maçtı bu. Bursa maçı. Tabi Bursa'nın da dönüm maçı yani son maçı. Kazanması gereken maçı. Kazanması gibi oynadılar. Ama biz oyunsal formda bir oyunda dengeyi kuramadık yani. Yani zaten yani puan alabilecek bir oyunu oynadığımızı söyleyemem. Yani ilk defa belki haftalardır böyle iyi oynayan bir takım vardı ama bu hafta özellikle bu maçta yapmadı. Oyuncular. Düşük bir performans. Hatta fark da olabilirdi. Penaltı kaçtı. Bizim daha üretken olmamız lazımdı. Ve Bursaspor kazandı. Şimdi haftalardır ben 20 yıldır Süper Lig'de çalışan bir teknik direktörüm. Haftalardır genç hakemler yönetiyor maçları. Ben hiç konuşmadım yani. Hiç. Hayatımda ben hakem hakkında hiç konuşmadım. Ama çok ayıp etti. Yani çok ayıp etti yani. Bak Bursaspor'un hakkını verelim. Ama çok ayıp etti. Yani hiç bu denli Süper Lig'de maç yöneten bir adama, bir hakeme ya takdir ettiğimiz bir hakemi. Ya bu kadar bir takım doğranmaz ki durumundan sarı kart. Benim haftaya 3 tane 4 tane adamım yok. Ayıptır ya. Ya gerçekten kendine söyledim yani. Ayıp ediyorsun dedim yani. Ayıptır ya. Ya tamam bir takım iki takım çıkıyor. Ya bundan önce İsmi cismi kusura bakma belli olmayan adamlar bir tane hata yapmadılar ya. Ya zaten oyun olarak yendi Bursa. Ama bir takım da o kadar doğranmaz ki ya. Hem gençlere diyor yok işte tecrübeli diyoruz yok genç diyoruz. Ya böyle tecrübeliyse olmaz olsun yani. Ya gerçekten yani ilk defa hayatımda 20 yıldır çalışıyorum. İlk defa da isyan ediyorum ya. Bu ne ya? Ya bu mümkün değil yani ya. 50 çalıyorsun. Penaltı doğrudur. Adamın yüzü yarılıyor, bana veriyorsun, ona veriyorsun. Faul olmayanı faul çalıyorsun. Yani böyle bir şey yok. Ya birazcık kendini check etmesi lazım. Hiç yakışmadı. Yani Karaoğlan'a hiç yakışmadı. Teşekkür ediyorum.